Kesin Bilgi kanalından herkese merhaba, bir eğitim videosuyla daha beraberiz. Bugünkü videomuzda profesyonel bir Instagram profil resmi yapıp bunu nasıl paylaşacağımızı sizlere göstereceğim. Bunun için ayrı ayrı iki uygulama kullanabiliriz. İki uygulama üstünde de sizlere göstereceğim. Hangisi kolayınıza geliyorsa onunla beraber profil resminizi yaparsınız. Video geçmeden önce beğenmeyi, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İlk önce basit olandan göstereceğim arkadaşlar. İnsat'ı açıyoruz. Ve fotoğraf yerine tıklıyoruz. Burada beyaz bir fotoğraf fonu indirmemiz lazım. Ya da istediğiniz renkte olabilir. Ben beyazı kullanacağım. Bir oyun sayfasının profil resmini yaptığımızı farz ediyorum. Siz yemek, el işi veya herhangi bir şekilde müzikle de ilgili olabilir. Aynı şekilde yürüyebilirsiniz. Yalnızca nasıl yapıldığını görün diye sizlere bunu gösteriyorum. Bunun için herhangi bir tarayıcımızdan arka plan resmi indireceğiz. Aramalara beyaz renk yazıyoruz ve böyle çeşit çeşit renkler çıkıyor. Görsellere tıklıyoruz ve burada herhangi bir çıkan beyaz rengi açıyoruz, üstüne tıklıyoruz, resmi indir diyoruz. Resmimiz indi arkadaşlar. Uygulamamıza geri dönüyoruz. Ve fotoğraflara tekrar tıklıyoruz. Bakın sol üstte resmimiz çıktı. Tıklıyoruz ve hemen açılıyor. Bunun üstüne yerleştirmemiz gereken herhangi bir şey olabilir. Ben bir oyun materyali kullanacağım. Ve tekrar Google'a dönüyorum. Google'a dönüp PUBG yazdıktan sonra arkadaşlar burada da görsellere tıklıyorum. Şimdi buradan herhangi bir resim seçeceğim. Aradığım resmi buldum arkadaşlar. Ve bu resmi indiriyorum. Resim indi. Bu resmi böyle direkt inşaata gelip etiketler kısmından etiket ekle diyerek ekleyebilirsiniz. Ve arka planı gözükmez. Fakat bu resmin arka planı varsa yapmanız gereken işlem şu. Tekrar Google Chrome'a gidiyoruz. Remove yani remove BG yazıyoruz. Yazabilsem süper olacak. Buradan tıklıyoruz, resmimizi seçiyoruz ve sağ üstten bit diye tıklıyoruz. Resmimizin arka fonu varsa fonu iptal edip ana materyali ortaya çıkartıyor ve bunu indire basıyoruz. Ve bu resmimiz de indi. Bakın aynı şekilde onu da ekleyince o da arka plansız gözükecek arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi ikisi de arka plansız. Bir tanesini iptal ediyorum. Bu uygulamayı kullanmanın artısı nedir diye soracak olursanız arkadaşlar, bu uygulama direkt size Instagram profil resmi boyutunu birebir oranda ayarlayabilmeniz için bir tuval oluşturabiliyor. Şu şekilde yaptık. Üstüne istersek yazı da ekleyebiliyoruz. Metin girelim. Sayfamın adı bu. Ondan sonra şuradan renklendirmeye basıyoruz alttan ve kırmızıyı seçtim ben. Ya da PUBG'ye uygun olan bir sarı seçelim. Evet. Biraz da yuvarlak olacağı için profil resmimiz bu adamcık resmini ortaya getirmeye özen gösterelim. Ya da hangi materyali kullanacaksak. Adamı hizaladıktan sonra yazıyı öne almak için adamı aşağı çekiyoruz. Yazıyı yukarı. Tekrar adam resmini yukarıya ve yazı resmini yani yazı skalasını aşağıya çekiyoruz. Bu şekilde bir profil resmimiz olmuş oluyor. Ben normalde alelacele tasarladığım için bu şekilde oldu ama daha profesyonel çalışmalar için daha uzun vakit lazım. Ve kaydet diyorum. Bunun çıktısını alıyorum. Resmin bitmiş halinin çıktısını aldıktan sonra Instagram'a döneceğim. Instagram'a girdim. Profil düzenle diyorum. Ve profil resmini değiştir diyorum. Buradan yeni profil fotoğrafını seçiyorum. Ve şu şekilde ayarlıyorum. Profil resmim oluşmuş oluyor. Biraz daha ince ayar çekmek lazım. Şu şekilde. Şöyle biraz daha. Heh, tam ortaya geldi. Ve sağ üstten bastığım zaman evet profil resmim oluştu arkadaşlar. Buraya bir şey yazmasak daha güzel dururmuş. Şimdi ikinci yönteme geçiyoruz. Canva'mızı açıyoruz.
Canva'da ücretli veya ücretsiz olmanız arasında fark şu, bazı materyalleri kullanamıyorsunuz ama ben burada gösterdiğim şey size %100 Canva'nın ücretsiz olanaklarından faydalanarak bir logo yapmak. Burada hemen logo hazır zaten. Tıklıyoruz. Logo seçeneğine ve boşu seçiyoruz. Ve tuvalimiz açıldı. Ondan sonra arkadaşlar resmin üstüne tıklıyoruz ve bir kere şuraya oyun yazıyoruz. Oyun için birçok materyal çıkıyor. Bunlardan herhangi birini seçebilirsiniz. Fakat ben size göstereceğim şey bu bileşenler kısmı. Burada oyun yazınca bir sürü ücretsiz materyal çıkıyor. Mesela arkadaşlar PUBG'de yazalım bakalım ne çıkacak. Bakın bir sürü eklenti bileşen çıktı. Mesela şu silahı seçelim. Silahı seçtikten sonra arkadaşlar şöyle büyütelim. Sonra da bileşeni ortalayalım ve logo olarak olması için buradan bir renk seçelim. Rengimizi seçtik. Ve bit diye tıklayalım. Bakın materyalimiz renklendi. Buraya bir şey daha ekleyelim arkadaşlar. Mesela bir yazı ekleyelim. Şöyle bunu doğrultalım. Biraz ufaltalım. Üste doğru getirelim. Şöyle dursun. Metin eklemek içinse artıya basıyoruz. Metni seçiyoruz. Bir başlık ekle diyoruz. Ve buraya PUBG tutkunları yazıyoruz. Sayfamızın adı, siz sayfanızın adı neyse onu kullanın. Yazdıktan sonra resmin dışındaki boş bir yere tıklıyoruz. İki satırda olması daha güzel durdu. Ve bu şekilde tarzını da değiştirmek isteyen arkadaşlarımız değiştirebilir. Mesela bunu silelim. Şuradan metin ekle diyelim. Değişik tarzda bir şey seçelim. Mesela bunu seçelim. Ücretsiz gördüğünüz gibi bir tanesini silelim. İki tane seçmişiz. Şöyle biraz ufaltalım. Sonra düzenleyelim bunu. Şöyle de bakın kulakçıklarından biraz büyütünce çok güzel oldu. Şöyle biraz da yazımızı ortalayalım. Resmimiz ne durumda? Ortalanmış mı? Evet, ortalanmış. Ve bu şekilde sağ üstten dışarı aktarım yapabilirsiniz. Nasıl resim ekleyeceğimizi de ben size gösteriyorum. Artıya tıklayın. Yüklemelere basın. Medya yükleyin. Ondan sonra arkası boş olan PNG'lerinizden herhangi birini seçin. Yükleme tamamlandıktan sonra üstüne tıklayın. Ve bu şekilde istediğiniz resmi de böyle ekleyebilirsiniz. Dilerseniz şöyle adamı biraz büyütelim. Ve adam da şöyle dursun. Ve bunu geriye doğru konumlandıralım. Konumlandırmaya geldik. Geriye bastık. Ve bu şekilde adam da geriye doğru konumlanmış oldu. Böyle bir logomuz oldu. Biraz saçma ama ben hasbelkader nasıl yapılacağını görmeniz için bunu bu şekilde gösteriyorum. Daha fazla vakte ihtiyacım olduğu için ben kısadan size nasıl yapılacağını gösterdim. Sağ üstte basıyoruz ve farklı kaydete tıklıyoruz. Buradan PNG olarak indiriyoruz. Şimdi birazdan logomuzu indirdikten sonra tekrar Instagram'a yükleyeceğiz. Logomuz indi. Tekrar profili düzenle diyorum Instagram'da. Fotoğrafı değiştir diyorum. Yeni profil fotoğrafını seçiyorum. Ve şu şekilde ayarlıyorum. İleriye basıyorum. Tekrar ileri diyorum. Ve fotoğraf yükleniyor. Gördüğünüz gibi fotoğrafımız yüklendi. Ben ilk logoyu daha çok sevdim. Onu seçiyorum ve yüklüyorum. Bu şekilde kalsın. Bu sayfayla da pek uğraşamıyorum zaten. Gördüğünüz gibi arkadaşlar profesyonel bir Instagram profil resmi oluşturmak gayet basit. Eğer videom hoşunuza gittiyse beğenmeyi, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.